Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Tekeret FM radyomuzun bir sözsüzü açtı programda daha. Sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Efendim, bu haftayı, daha doğrusu bitirmekte olduğumuz haftayı acı olaylar yaşayarak geçirdik. Tabii bu trafikteki kazalar hususundaki sözlerimdir. Gerek Nizip civarında, gerek Mardin civarındaki trafik kazaları da 35-36 kişi kaybettik. Allah-u Teala rahmet eylesin. Hepsinin mekanı inşallah umduğu yerler olur. Bu arada bu kazalarda vefat edenlerin içerisinde çok enteresan bir şekilde bir hadisede İlk yardıma gidecek olan kimselerin büyük bir kısmı vardı. Ölenler de onlar, vefat edenler de çoğu. Efendim, sağlık çalışanları, itfaiyeciler, muhabirler, bunlar hep hadiselerin ilk gidenleridir. Şimdi yani ambulans geç kaldı kardeşim, nasıl gecikirsiniz diye ambulans şoförünü dövün. Anahtarını elinden alan kendini bilmezlere ne diyelim ya? Ne yapsın adamlar yani? Efendim görevleri, kardeşim görevleri de bu görevler yapılırken her arabanın peşine böyle bir ekip ne olur ne olmaz. Bir yerde kaza olur diye bir de motorize ekip mi takacağız? Ha sen kazanı ihbar edersin veya gören bir hayırsever ihbar eder, insansever ihbar eder. Ona da insanlar gelir. Sen hiç bir işe yetişmen gerektiğinde acele ederken işlerin biraz böyle çapraşık gittiği olmuyor mu be adam ya? Hanımın verdiği siparişi unutup da ondan sonra yoldan dönüp tekrar almıyor musun ya? Varınca seni hanım dövüyor mu? Ya bu can pazarı, bu insanlara acıcık acıcık hüsnüzan edelim ya. Bu kadar mı kindarız biz? Bize yardım edecekleri, bırakalım etmeyelim. Etmeyelim o zaman, ne yaparlarsa yapsınlar. İHA, İhlas Haber Ajansı, dünya çapında birçok önemli haberi dünya basınıyla paylaşmış, Türkiye'nin Anadolu Ajansı'ndan sonraki ilk ajanslarındandır. Irak hadiseleri sırasında kimse Bağdat'a giremezken, daha doğrusu Irak toprağından giremezken, bütün basın mensupları çıkartıldığı halde İHA mensupları oradan harıl harıl dünyaya görüntü ve haber aktardı. Bu insanlar böyle çalışıyorlar. Gördük iki tane fidan gibi arkadaş. Allah gani gani rahmet eylesin. Elbette her işin bazı sıkıntılı halleri olur. Efendim sonu riskli olur. Asker de bugün farkına varmadan bir operasyon esnasında şöyle bir taşı sağlam zannediyor. Oturup da uzun uzun taşı muayene edip neresine basayım, bunun hesabı neresi, ağırlık merkezi neresi? Olur mu bir operasyonda ya? Taş ayağının altına kayınca düşüyor uçuruma, şehit oluyor. Peki bir basın mensubu da şehit olunca acıdır kıymetli dinleyenlerim. Basın, basın, basın diye yırtılanlar. Basın hürriyeti, basın özgürlüğü diye etrafı gürültüden rahatsız edenler ne oldu? İHA'nın bu görev şehidi olan, inşallah hakiki şehit olarak gittiklerine inanıyorum, imanı olan kimselerdi. Efendim ve Allah-u Teala'nın kullarına hizmet için gidiyorlardı. Bunların adını ansanız size zarar mı olurdu? Merak etmeyin, sizden de böyle bir kayıp olsa İHA hiç bunları düşünmez, hesaplamaz ve bu da basın mensubuydu diye haberini üzüntüyle yanarak verir. Hala da vermektedir. Peki siz nerede nasıl adalet uygulayacaksınız ya? Yani bir altılı masa mıdır, kaç altılı, altlı üstlü masa mıdır, bodrum katlı da var mıdır bilmiyorum. Bu masadan birisi çıkıp da ya İHA, başınız sağ olsun dedi mi? Ben duymadım. Bunlar insan değil mi ya? Kimlere nasıl ağlamıştınız? Nelere ağlamıştınız ya?
Fikret Otyan bunları hatıralarında İnönü devrinde neler 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 anlatıyor. Açın da o kitabı okuyun. Gazi Paşa'yı. Gazi Paşa'yı ve İnönü devrini okuyun o kitabı. Bakın bakalım ne olmuş. Allah rahmet eylesin. İHA'nın başarılarının gittikçe de bu samimi hizmetinden dolayı, memleket hizmetinden dolayı çok ilerlere taşınacağına inanıyorum. Hakkıyla görevlerini yapıyorlar arkadaşlar. Efendim şimdi böyle kazaların olmaması için tedbirler de almak lazım tabii. İnsanoğlu gafletine geliyor. Çıkar sevdasına düşüyor. Ya çıktı öldü bir adam işte. Bu adamın yani tenikeyden altını koy ölüsünün başına. Bir faydası var mı ona ya? Para, makam, mevki, yiyecek, içecek hepsi insan için. İnsana harcanmayan ömür, ömür sayılmaz. Çünkü insan Allah-u Teala'nın kuludur. İnsana harcanmayan mülk neye yarar ki? Aman ben biriktireyim, öteki biriktirmesi olsun. O da biriktirmemiş olsun. O gözünü yumarken ah ya bir apartman yapacaktım diyemez. Çünkü yapacak hali yoktur. Ama sen çarşaf yırtarsın cam verirken. Ya şu apartmanın üstüne tam da kaçak inşaat için izin almıştım ne olacak diye. Orada çarşafı yırtarken izin, izin, izin derken Allah diyemeden gidersin. Şimdi başkanlık sistemi hususunu 5 senedir ne hikmetse böyle suçlu bir nesne olarak gördüler. Türkiye'nin başına gelmiş bir kara bulut sanki. Ama içinden ateş ateş yağacak kara bulut. Öyle gölgelendirecek değil. Beğenmiyorlar. Kaldıracağız diyorlar. Kaldıraydınız. Kaldıraydınız arkadaş. Eğer sizin fikriniz mecliste kendine taraftar bulursa o parti bu parti olmasına lüzum yok. Eskisi gibi böyle namlunun ucunu gösterip de oy isteyenler yok. Olamaz bu memlekette. Kimse de bir itibar görüyor musunuz? Yok. Vatandaştan görüyor musunuz? Yok. Efendim onlar işte düzmece vatandaşlara haber gönderiyorlar. Ya hep sizi mi buluyor arkadaş ya? Hep sizi mi buluyor ya? Aslında elektriği olan evin sigortasını indirtip de numaradan elektriksiz evde kaldı işte faturayı ödeyemedi yalanlarını başkanlık sistemi mi yaptı yani? Utanmıyorsunuz ya. Bunlar ortaya çıktığında da hayır öyle olmadı böyle oldu diyemediniz. Hepsi düzmece çıktı. Açım açım diyen kadınların bile ne kadar böyle refah içinde yüzen kimseler olduğunu, bu başkanlık sisteminin nimetlerinden istifade ettiğini gördük. Başkanlık sistemi eğer bir diktatörü olsaydı ne altılı masa korurdu ne de onların baş kurucuları kalırdı ortada. Hepsi hakile yeksan olurdu. Diktatörlük budur. Peki ne yapacaksınız siz başkanlık sistemi? Efendim biz güçlendirilmiş bir parlamenter sistem istiyoruz. Peki parlamenter sistem ne demek? Demokratik yollarla kurulmuş olan heyetin memleketi idaresidir. Anayasa profesörleri bunu biraz daha tumturaklı söylesinler. O profesörce söyler. Ben de hiç işte var ya vatandaş pazarcı ağzıyla söyleyeyim ne olacak pazarcı halk beni anlasın diye gel abi gel der. Ben de öyle diyorum işte. Şu anda beğenmedikleri başkanlık sistemi haklılar. Onlar böyle bir başkanlık sistemine layık değiller bunu söyleyenler. Bugünkü Türkiye'nin başkanlık sistemi, Türkiye başkanlık sisteminin de 10 adım ötesine geçti. Açık ve net söylüyorum. 10 adım ötesine geçti. Nasıl geçer? Geçer. Bugün dünyanın su siyaseti, gıda siyaseti ve diğer sistem siyasetleri hususunda Türkiye'nin sözü dinleniyor mu, dinlenmiyor mu? Dinleniyor. Herkes Türkiye'nin gözüne bakıyor. Ya bizim meselemize de bir arabuluculuk etse de şöyle bir elini sürse, bir elini sürse de Tayyip Erdoğan biz de bu işi düzeltsek. Bu şaka tabii söylediğim de ama hiç ben bu yaşıma kadar görmedim. Duymadım. 80'i devirdik elhamdülillah. Devirdik demeyeyim de Allah-u Teala öyle nasip etti. Efendim benden yaşı daha küçük olanlar da herhalde biz gördük gördük diyemeyecek. Yok çünkü. Bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri milletler arası çözüm için bir devlet başkanının 3 adım gerisinden yürüme şartıyla demiyoruz öyle yürüyor demedi Tayyip Erdoğan tabii. Kalkıp gelip de Ukrayna Rusya arasındaki
harbin çözümü için arabuluculukta hem de Türkiye'yi methede Türkiye'ye müteşekkiriz. Tahıl koridorunu açtı. Türkiye açmasaydı bu iş olmayacaktı ve bir haftanın içerisinde 20 milyon ton olan taşınacak nesnenin 1 milyon tonu çıktı bile yurt dışına. Belki şu anda 1 milyon 500 bin falan ton olmuştur. Ya bunlar insana gidiyor ya. Veya bunlar canlıya gidiyor ya. Yem maddesi oluyor belki bir kısmı. Ama bir canlı hayatını kurtarıyor. Bunu bulamazsa ölecek o canlı. Vücudundaki hazırı yiyecek. İşte bir kemik kalacak. Kemiği de her hayvanda yemiyor. Bazı dişi kesen sırtlanlar gibi. Onlar katır kutur yiyorlar. Peki hangi devlet başkanı yaptı tarihte bunu? Buyurun şimdi. Tarihçi olanlar, kariyerleri olanlar, Abdülhamit Han'a ağız dolusu böyle müstebit diyen parti genel başkanları. Buyurun söyleyin şimdi milletin önüne başkan adayı diye çıkarsan ne diyeceksin sorarlarsa sana. Abdülhamit Han da İngiltere ile Rusya'nın arasındaki siyasetini oturduğu koltuktan yürüttü. Hem memleketini tehlikeden korudu hem savaştan. Yoksa Mithat Paşa ile beraber başlayan yıkım 30 sene daha ayakta kalamazdı. 31 sene daha. Mithat Paşa yıkacağı kadar yıktı. 2 seneyi dolduramadan da uzaklaştırıldı. Defoldu gitti diyelim yani. Önünün arkasındaki arkadaş yaptığı o kadar şeyler var ki bir kısmını anlattık. Bir kısmını da anlatacağız ama işte şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız evinin yüzünü dahi doğru dürüst göremeden oradan oraya Rusya ile Ukrayna'yı cumhurbaşkanlarını, liderlerini getirip bir arada onları da ben barıştıracağına inanıyorum. Bu işi çözeceğine inanıyorum. Ha bu barış candan mı olur, camdan mı olur bilemem. Candan olmayacağı görünüyor. Niye? İki tarafta kaybettiklerinin acılarını mutlaka işlerinde duyacaklardır. Fakat iki eski kardeş devletin despot idarede olsa da böyle çatışması ben inanıyorum ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ne yapıp yapıp Rusya'yı kışkırtıp bu savaşı başlattığını söylüyorum. Ama şimdi de kendi başı dertte. Dertte ki ne dertte? Tabii afet, felaketler gırla gittiği gibi ne dertte hem de. Dolayısıyla bugün başkanlık sistemi bangır bangır bağırıyor. Ha başka memlekette başkanlığı nasıl uygulanır onu bilemem. Bizdeki başkanlık sistemi pekala kabinesinde topluyor. Kabine üyeleriyle toplantılarını yapıyor. Haftalık toplantılarını yapıyor eğer fevkalade bir şey yoksa. Ondan sonra da kalkıyor milletine açıklarken de kabinesinin üyelerinde böyle karşısında otururlarken biz bu kararı beraber aldık diyor. Daha ne ya? Daha ne istiyorsunuz ya? Efendim öyle oluyor böyle oluyor. Arkadaş sen aç aç millet aç aç çocuklar aç yatağa giriyor girmesinler. Sen kaç fakire gittin yardım ettin ya? Hı? Kaç fakire gittin yardım ettin? Kaç fakire? Yok. Ama fakir fukaraya devlet yardımlar gönderirken seçim diye buzdolabı görmemiş köye buzdolabı gönderilmesinin resimlerini servis ettiniz ajanslara. Bakın işte o için yapıyor bunu. Hadi bir de siz o için yapın ya. Yo bizim dokunulmamız var. Ama siz o için öyle öyle şey yapıyorsunuz ki tevazular gösteriyorsunuz ki sanki zeminle beraberseniz üstünüzden geçenlerin haddi hesabı yok. Eğer oy için olsaydı şu anda memlekete bu kadar hizmet edilmezdi. Hizmetleri say say bitmiyor. Biz 62 senesinde Doğu Ekspresi ile 36 saatte Kars'a giderdik. Oh iyi. Fazla tehir etmeden 36 saatte geldik derdik. Posta trenleri 48 saatte geliyordu. Gazeteler bir gün sonra okunuyordu. Aha Türkiye. Aha Türkiye. 64 senesi. E diyeceksiniz ki ya işte 60 orada da
64'te de kim var? İsmet İnönü. Hakikaten niye onu başbakan yaptılar? İhtilal açık verdi orada. İnönü de makam hırsından dolayı bu açığı vermezdi ama o da verdi. Şimdi bunlar başkanlık sistemi deyince şunu yapmak istiyorlar. Şöyle bir başkan. Başkan gelsin, koltuğuna otursun. Arada sırada bir eski bir iki başkan vardı, adını söylemeyeceğim. İstirahatını bölmeyeyim şimdi. Gölbaşı'nda Anayasa Mahkeme başkanlarıyla, eski meslektaşlarıyla otursunlar, tavlalarına devam etsinler. Onlara bir şey demeyeceğim. Ama yazık ettiler kendilerine. Ben doğrusu ikisinden de böyle bir davranış beklemiyordum. Hele Cumhurbaşkanı'ndan, Balkanlardan mağdur edilmiş de gelmiş bir ailenin çocuğu olarak bu memleketin çok lehine şeyler bekliyordum. Cumhurbaşkanı yapmasalar da keşke adalet duygusu var o adamda. O duyguyu kullanabilseydi kendi hür iradesiyle. Kullanamadı. Onu kullandılar. Ama isim onun oldu. Kimseye dokunmasın. Arada sırada işte elçiler, melçe, onlar da tamam evrakını ver, tak 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 yazıp filan gün gelin, Cumhurbaşkanı sizi kabul edecek. İşte protokolda da efendim siz şöyle durun, şöyle durun, bir resim çektirin falan. Her şey rutin. Ha Cumhurbaşkanı var, ha yok. Önünden şöyle bir gelip geçecek, bir el sıkışacak, gidecek. Bunlar böyle bir başkanlık sistemi istiyorlar. İyi de arkadaş, sen bir atın üstüne bir maket koyuyorsun, bir kukla koyuyorsun. At da arabatı. Bu arabatı yarışta kazanabilir mi? Yok. En iyisi de olsa yarışçılar kazanamaz. Çünkü idarecisi kukla. Bir devletin idarecisi kukla olamaz. Olamaz. Mutlaka bir söz söyleyen olacak. Efendim tabii olacak. Başbakan olacak. Niye başbakan peki? Niye cumhurbaşkanı değil de başbakanın dediği olacak? Bir bakan cumhurbaşkanına ters bir şey söyleyince küt bakanlıktan alacak. Niye? Niye arkadaş? Yani en üst kademeyi en güçlü niye yapmıyorsun? Bilmem ki. Bunların söylediği sistem bu mu acaba? Bunu da yapamayacaklar. Bunlar nasip olmayacak efendim. Kıymetli dinleyenlerim. Şimdi arada bir de kalkıyorlar böyle koltuktan. Biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz. Atatürk'ün partisiyiz. Biz kimin partisiyiz? Siz Atatürk'ün partisi değilsin. Niye ya? Demokrasiyi Atatürk getirmedi mi? Sen demokrasi ürünü değil misin yani? Senin nesebin başka mı? Benim nesebim başka mı? Ben de demokrasinin ürünlerinden birisiyim. Olmaz. Böyle diyen insanlar kendilerinin belediyelerinde rüşvet, namusa tasallut ve daha başka sayamayacağım, saymama terbiye müsait etmeyen şeyler olurken bu adam nasıl kalkıp da doğruluk ahkabı kesiyor? Eğer biz Atatürk'ün partisiyiz diye bir rüşvetçi belediye başkanını görevinden alamıyorsa hemen Cumhuriyet Savcılar göreve el koyacak, Atatürk'e hakaret kanununu çiğnemeden bu kimseler hakkında siyasette Atatürk'ün adını istismar etmekten bu da hakaret sayılır. Çünkü yaptıkları siyaset bozuk bir siyaset. Doğru bir siyaset değil ki. Eciş bücüş. Var mıydı böyle ittifaklar Atatürk'ün zamanında? Var mıydı ittifaklar? İnönü'nün zamanında ittifaklar var mıydı? Ömer'in vardı. Ne vardısı canım? Ne vardısı? Onların neleri vardı? Onları söylemeyelim. Evet, savcıların bu hususta şöyle bir parmak basması lazım. Nasılsa hakimlere, savcılara verdikleri karara göre bunlar hakim değil, savcı değil, çete diyorlar. Ona bir şey yapmadınız sayın yargıçlar, sayın savcılar. Nerede çete? Gel göster bakalım. Hangi hakim çeteyse göster diye adamı çekeceksin arkadaş. Çek ki bu memlekette
hakimlerimiz varmış, savcılar varmış diye biz de böyle göğsümüzü ileriye fırlatalım, şişirelim yani göğsümüzü. Şimdi evet, diyorlar ki teknik masamız bu reklam arası geldi. Biz de küçük bir reklam arasından sonra TGRT FM radyomuzun Söz Sazı Açtı programının ikinci yani son bölümüne başlayacağız. Kısa bir ara. Kıymetli dinleyenlerim, TGRT FM Radyosu'nu dinliyorsunuz. Söz Sözü Açtı programının ikinci bölümüne küçük bir aradan sonra devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında ikittiğinde dünya beşte büyüktür diye, belki bazılarının beş ne demek olduğunu anlamaz diye beş parmağına bir elini kaldırarak gösterdi. Gösterdi, tabii bundan çok gıcık kapanlar oldu. Lan o adam nereden çıktı ya, böyle bir adam böyle yeşil damarlı mermerlerin arasından elini kaldırıyor ve 180 küsur ülkeye dünya beşten büyüktür diyor. Yani 5 güvenlik konseyi üyesi olmamalı diyor. Haklıydı. O günkü şartlarda haklıydı. Şimdi geldik bugüne. Dünya beşten büyük müymüş? Yok. Niye? Çünkü beş yokmuş. Beş, yani bir kurul vardır, bir de bir kurulun üst kurulu vardır. Davalar içinde çeşitli yüksek mahkemelerin çeşitli numaralı bölümlerinde bunlar işte numaralarına göre de değerlendirmek sureti birinin aldığı kararı ötekine de sevk etmek bazen mümkün olabiliyor. Beş büyük, beşten büyüktür değilmiş. Beş büyük dediklerimiz aslında boş büyüklermiş. Boş, fos büyükler, yok büyükler. Yani büyük yokmuş. Beş tane harami desem yeridir. Bir araya gelmiş, bunlar öyle yapmışlar ki birini almamışlar mesela, beni almazsanız ben biliyorum ha demiş. Tamam tamam sen de aldık demişler. Ötekine bunlar nezaketten anlamıyor ki, mafyadan anlıyorlar. Beş büyük, beşte büyüktü dünya deyince o efendice, çok efendi kibar bir hatırlatmaydı. Şimdi dünyada büyük kalmadı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de bedet diyerek Türkiye'ye geldi. Bu adamın son birkaç ayda Türkiye'ye gelişi, çeşitli görüşmelerde böyle Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinden sonra üçlü görüşmelerde bulunması kimin büyük olduğunu gösteriyor. Hiç düşündünüz mü? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olan yer, yani Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın ana yeri Amerika'dan derhal dışarı taşınmalıdır. Ve dünyanın başkenti İstanbul'da oraya o genel kurul için şahane bir yer yapılacaktır. Ben öyle bekliyorum. 2023 seçimlerinden sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu büyük bir ihtimal, belki o zamana kadar temeli de atılmış olur, İstanbul'a gelecektir. Bir, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınacak bir kararla Güvenlik Konseyi bitirilecektir. Böyle bir kuruluş olmayacaktır. Madem ki adı Genel Kurul, şimdi Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu var. Bir de komisyonları var. Komisyonlarda görüşülür, görüşülür, görüşülür. En son kararı kim verir? Meclis Genel Kurulu verir. Meclis Başkanı der ki kabul edenler, etmeyenler edilmiştir veya edilmemiştir. Niye Birleşmiş Milletler'de bu yok? Ya bizim yaptığımız demokrasi değil, ya onlarınki demokrasi değil. Ha, bizi aba altından sopayla yöneteceklerse o devir bitti arkadaş. Herkes kendi ekmeğini yiyecek, o da bulabilirse. Herkes kendi suyunu içecek, o da bulabilirse. Böylece bu hususta
ben kamuoyunu hazır görüyorum, dünya kamuoyunu. Türkiye'ye gelen ve Türkiye'yi ziyaret edip giden devlet başkanı sayılarını ben unuttum. O kadar çok gelip gideni var ki, ya bu insanlar niye geliyor buraya ya? Yiyin efendiler, yiyin, bu hanı yağma sizin diye şiirler yazanların memleketi değil bura. Bunlar hanı yağmaya gelmiyor. Hanı yağmadan bizi kurtaracak ancak sensin, başkan sensin Türkiye diye geliyor. Gelinin de hiçbir zaman eli boş çevrilmiyor. Yani bir insan herkese sadaka vermek mecburiyeti değil el açana. Ama bazen de ya Rabbi bu senin adını anarak verdi, adını andı, böyle istedi benden deyip ona niyet ederek uygun olmayana da verilebiliyor bazen. Kim gelirse gelsin, gelenlerin içerisinde hepsi Müslümanlar değil ki. Balkanlar, büyük bir ateş Balkanlar'da harlanmak üzereydi. Harlanmaya az kaldıydı yani. Türkiye söndürdü. Evet, herkes halinden memnun. Ya Türkiye önümüze geçmeseydi biz biliyorduk demiyor. Sırplar da diyemiyor. Çünkü onların diyeceği hali yok. Onları kışkırtanlar istiyorlar ki biz bu kargaşada bir şey kapalım. Dünya hemen hemen bir savaşın başlangıcına girdi girmek üzereyken şu anda iş iyice yumuşadı, yumuşadı, yumuşadı. Tahıl koridoru, hangi ülke bunu şu anda bir haftayı geçti? Böyle 20 milyon tonun 1,5 milyon tona yakınını bu kadar kısa zamanda emniyetli bir şekilde tarafların şikayeti olmadan, Ukrayna'nın da Rusya'nın da şikayeti olmadan tahliye ederek insani bir davranış koyabildiler. Türkiye sayesinde. Milli Savunma Bakanı çatır 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 memleketin ana siyasetine uygun olarak tarafsız olarak bu işi yürüttürüyor. Geliyor geçiyor, geliyor geçiyor. Her gemiden giden tahıldan yapılan bulgur pilavını yiyen de ya Allah razı olsun diye bir kaşık bulguru ağzına attığında derse o dua insanın yedi sülalesine yeter. Efendim işte yani dua, maneviyat falan filan. Ya maneviyatsız insan mı olur ya? Maneviyata inanmayanlar bile kul hakkı aşağı, kul hakkı yukarı. Şimdi bu kul hakkını da tutmuş, hiç beklemediğimiz bir şekilde böyle uzun seneler gazetecilik yapmasıyla tanınan birisi, efendim diyor, padişaha kuldu. Şimdi diyor, padişaha kul değil, birey diyor, birey, birey. Aa, ya kul hakkı demek, padişahın kulu demek değil ki, Allah-u Teala'nın kulu. Ha sen Allah-u Teala'ya da inanmıyorsan, hiç olmazsa bunu inananların karşısında söyleme. Çok yanlış, çok hatalı. Ben doğrusu hiç beklemediğim bir cümleyi duyunca şaşırdım kaldım. Biz meğer kul değilmişiz. Bir eymişiz, bir ey. Bir ey, iki ey, üç ey, on ey. Ya dilimizi ne hale getirmişsiniz Allah aşkına ya. Ve Birleşmiş Milletler böylece gidiyor. Tahıl yürüyor. Barış görüşmeleri sık sık bir hafta orada, bir hafta orada görüşmeler oluyor. Kimse de ya bizim ülkeye sen niye gelip gidiyorsun ya o kadar neyin var yani? Bizim memlekette mi alacaksın yoksa demiyor kimse. İyi ki geldin diyor. Görüşen ferahlıyor. Bir daha görüşmek istiyor. Gelecek sefere de şunu şöyle yapalım diyor. Bunu şimdi siyasi tarihle uğraşanlar, aklı başında olan kimseler tabii. Yani bir kampın mensubu olanlar değil. Şu andaki yaşanan siyasi gerginlikleri ve bunu yumuşatılma çalışmalarını çok yakında ben kitap yapmalarını bekliyorum. Benim kitap yapacak yaşım şimdilik görünmüyor. Rahmetli Enver abi çok söylemişti. Enver abinin tutamadığım sözlerinden birisi. Sen bunu yaz dedi ama o izne rağmen o andaki birkaç programın üst üste binmesiyle onları yaparken o da bir daha ya niye yazmıyorsun falan demedi. Böyle kıymetli insanlar bir defa söylerler laftan anlayana. Herhalde rahmetli
anlamamıştır dememiştir de belki gücü yetmedi falan diye düşünmüştür inşallah. Allah-u Teala gani gani rahmet eylesin. Şimdi herkes aç, aç, aç diyor. Ya arkadaş, 0 kilometre arabalar bundan 20 sene önce 5.000 bilemedin 6.000 dolardı. Nereden gelirse gelsin. Hadi Avrupa'dan 7.000 diyelim, 10.000 dolar demezdi. Şu anda adamlar gelen arabaları, 0 kilometreleri fiyatını yükseltmek için ikinci el bir satışla, işte altı sattı fiyatı yükseldi diye eski fiyatından 2.000, 3.000, 5.000 dolar fazlaya satıyor. Bunun da müşterisi var ya, herkes aç, aç, aç. Binlerce arabanın müşterisi var. Canım onlar da yandaş işte. Bak şimdi genç olsaydım üşenmezdim. Hangi partinin ileri gelenlerinin altında hangi arabalar var, ne zaman alınmış, nasıl alınmış, kimlerle alınmış hepsini sormak isterdim. Yapmayın. Herkes aç, 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 aç. Allah korusun. Açların halini istismar eden kendisi aç kalır efendim. Adet-i ilahi böyle. Aç olanların halini kötüye kullanan, aşağılamaya bile kullansa, soymaya da kullansa, kendi adeti ilahi üzere çok büyük zararlara uğrar. Nereden geldiğini de bilemez. Birisi çakar bir yumruk ama nereden geldi? E arkadaş, ya sel götürür, ya yel götürür. Ya da yer götürür. Yer bir de kucağına alır böyle, böyle kemiklerini kıra kıra. Türkiye 60 sene önce, ben hatırlarım, Almanya'ya işçi göndermeye başladı. Almanlar yalvardılar. Almanya'da 1. Dünya Harbi'nden sonra uzun seneler Alman insanı Almanya'yı imar etmek için yemeğini evinden sefer taslı götürmek şartıyla inşaatlarda bedava çalıştılar. Ben bildiğim. Evvela müşterek inşaatlar yaptılar. 5 daireye bir hela, bir banyo. İşine geliyoruz arkadaş. Ben böyle evleri gördüm. Bu öyle evlerden gecelediğim de oldu. Türklere vermişlerdi o zaman, artık kendileri büyük sitelere taşınınca Almanlar. Türkiye'de ne kadar demirci, kömürcü, efendim ilçelerde esnaf varsa, köylerdeki çiftçi varsa Almanya'ya müracaat ettiler ve gittiler. Odun sobası yapanlar da gittiler. Pulluk yapanlar da gittiler. Balta yapanlar da gittiler. Nereye? Maden ocaklarında, yerin altında, 1000 metre altında kömür çıkarmıyor. Ve Almanya, bugünkü Almanya haline geldi. Ne kadar önemli, kıymeti dinleyenlerim, hikmeti ilahi. Bu bizim gözümüzü açmalı. Bu Almanya bugün bizden ustayı maden amelesi diye alan Almanya, bugün Türkiye'den odun sobası ithal ediyor. Tahmin ediyorum oradaki bilhassa Karadeniz'de kardeşlerimiz bu konuda esaslı ataklar yaparlar, bilirim. Orada öyle atölyeler kurup şakır şakır sobada imal ediyorlardır. Almanya odun sobasına muhtaç. Kombi mi? Yanına varmayın diyor. Bir eyaletin başbakanı, hangi eyaleti bilmiyorum. Sakın duş almayın. Islak bezle silinin, ben öyle yapıyorum, çok da rahatım diyor. Doğru doğru. Rahat olursun tabii sen, ne olacak? Senin hiçbir şey kirlenmiyor ki arkadaş. Tabii tabii. Tabii. Onların kir dedikleri onu bilemem. Onun için de Avrupa kendi pisliklerinden kendileri utandığı için Paris'te parfümörü sanayi gelişti. Niye? Kokudan. Af buyurun, evdeki ihtiyaç giderdikleri çeşitli sürgüleri, lazımlıkları pencereden sokağa atarlardı. Yüksek topuklu ayakkabıyı da bunun için yaptılar. Ayağımız hiç olmazsa necasete basmasın, topuğumuz basmasın diye. 60 senede dünya döndü, 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 geldi, aha bu hale geldi. Almanya ne yaptı diye, komünizmin dağılmasından sonra, Sovyet Cumhuriyetlerinin dağılmasından sonra Orta Doğu'da, Orta Asya'daki, Orta Doğu değil, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinin bütün altın madenleri sahalarından altın çıkarttı. Depo etti.
Onun için Avrupa'nın en zengini. İyi de şu anda gidiyor. Doğalgaz. Oo! Hadi koy o altını da ısın bakalım. Veya sofraya koy bakalım, çocuklar yiyecekler mi? Al sana bir altın, al sana bir altın, al sana bir altın. Yok. Niye sen oradaki fakir fukara insanlara, onların yeraltı zenginliklerine göz diktin? İşte Rabbim onu böyle çıkartır. Sonra da oranın insanı mülteci olarak geliyor, sığınmacı diyorlar adına. Sığınmacı diyorlar, güya tercümesi öyleymiş ama daha aşağılayıcı bir cümle kullanmış oluyorlar. O adamlar da geliyor, kimdi bu bizim altınlarımızı alıp da bizi böyle işsiz bırakan diye. Onlar da bir de böyle hesap soruyorlar. Gece uykularını kaçırıyorlar onlar. Şimdi 1979'da Ecevit dönemi, Türkiye'nin yıllık ithalatı 20 milyar dolar. Yıllık ihracatı da 6 milyar dolar. 6 milyar ihracat. Şu anda 2022'de Türkiye'nin yıllık ihracatı sadece, yani 6 milyar dolar olanı, 300 milyar doları geldi kapısını çalıyor şimdi. Tak 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 tak, kim geldi? 300 milyar ihracat geldi. Bu başkanlık sistemi bu kadar kötüyse, siz herhalde gelince 300 milyarı 600 milyara çıkaracaksınız ihracatı, öyle mi? Yok canım, olur mu ya? Şimdi altılı masa, altılı oda tiyatrosu oldu bana göre. Hakaret derlerse desinler arkadaş. Neyse, haklarını veririz. Hak aret, hakkını yiyorsak hakareti de katlarız. 45 günde bir toplanıyorlar. 45 günde bir toplanma bana, bunların da tabii toplantıda ne konuştukları değil, karşılama seremonileri veriliyor. Ama uğurlamalar verilmiyor. Aman yarabbim, ne kadar nazikler karşılanırken. Ay, yürüyüşler falan filan, yeni stil yürüyüşler çıkarttılar. Kadını da erkeği de böyle. Acayip bir şeyler oluyor. 45 gün bana deve kuşunun yumurtası için kuluçka müddetini hatırlattı. Deve kuşu yumurtası 45 gün üstünde kuluçka yatarsa, kuluçkaya yatarsa deve kuşu, oradan civciv çıkar. Ama bazılarından çıkmayabilir. Bunun için bunun muayenesi yapılır. 15 gün sonra, konduktan 15 gün sonra deve kuşu yumurtaları parlak ışık altında muayene edilir. 15 gün sonra. Eğer içinde bir siyahlık görünüyorsa, ha bundan civciv çıkacak denir. Ora kuluşuya devam. Ötekiler zayi olup da bozulmasın 45 günde. Çürük yumurta olurlar çünkü. Ama yenebilir o, 15 günlükken yenebiliyor. Hemen onlara ayırırlar, onları piyasaya satarlar. Bir deve kuşu yumurtasının da ağırlığı 2100 gramdır. 2 kilo 100 gramdır. Üstüne 100 kiloluk çuvalı koysan kırılmaz. Kırılmaz. 200 kiloya kadar çeker. Şimdi bu 45 günlük sürelerde sanki bir deve kuşu civcivi çıkacak. Bir şey çıkmıyor çünkü. Ya 15 günken bunu muayene edin. Satın gitsin. Satın gitsin. O zaman biz ne yapacağız diyecekler. Doğru. Tabii bir görüntü vermeleri lazım. Altılı'nın toplantı görüntüsü de veriliyor. Karşılama seremonisiyle ve bitiyor. Dağılma yok. Güle güle sarılma, veda yok. Niye? Yok arkadaş. Biz mütevazi insanız. Sizin kararınız ne ya? Siz bu altılı masayla ne yapacaksınız? Milletle dalga mı geçiyorsunuz? Bence dalga geçmiyorlar. İşleri kan ağlayarak birilerinden talimat bekliyorlar. İşte özledikleri Türkiye bu. Altılı masanın. Biri diyecek ki mesela, filan abi telefon etti, filan şey şöyle olacak. Hah, oh ya, oh ya, biz de bunu bekliyorduk kardeşim. Hay ağzına sağlık falan. Çıkacak, biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan. Hayır, bize dediler ki şöyle yapın, böyle yapın diyemiyorlar. Siz icraat hususunda vatandaşa
kendi partinizin içindeki icraatı gösteriyorsunuz. Vatandaş ahmak değil. Bir Bolu'nun belediye başkanına gücünüz yetmedi. Ben bunu 5-6 hafta önceki gene söz açısında söyledim. Seçime kadar bunlar sallayacaklar diye. Bolu Belediye Başkanı için Yüksek Disiplin Kurulu, işte efendim bu tam olamadı, bir şey oldu, bir daha bir şey diyeceğiz, edeceğiz. Tamam, mi diyeceksin? Ha, o zaman olur. Hadi bir iki ay sonra daha toplanalım. Ya takvim neydi bir baksanıza, 23'deki seçimler hangi güne geliyordu falan. Oğlum bir bakın takvime. Yazıklar olsun ya. Bir il belediye başkanına gücünüz yetmedi. Siz mi düşmanla baş edeceksiniz? Hayır. Siz diyeceksiniz ki Bolu Belediye Başkanı, bundan sonra senin adın Bolu Bey'dir. Biz sana karışmıyoruz. Al şeyini git. Filan yer, tamam. Sen de özgürsün arkadaş. Böyle mi yapmak istiyorsunuz ya? Memleketi siz nereye getirmek istiyorsunuz arkadaş? Bu gidişat kötü. Ama Türkiye'nin gidişatı elhamdülillah görülen gayet iyi. İnşallah daha da iyi bazı fırsatlar bu iyi niyetle devam ettiğimiz takdirde Allah-u Teala bize ihsan eder diye bekliyoruz. Hoşça kalın efendim.